Selamlar değerli arkadaşlarım. Tarih denemesini kaldığı yerden ilerletmeye devam edelim. İlk 13'ü çözmüştük. 14'ten 27'ye bağlayacağız. İyi seyirler. Tarih öğretmeni Milli Mücadele döneminde yapılmış bir kongre öğrencilerini anlatırken bu kongre ile ilgili İrade-i Milliye gazetesinin çıkarıldığını, temsil heyeti üye sayısının 15'e çıkarıldığını, Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Umum Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atandığını söylemiştir. Öğretmenin anlattığı bu kongre aşağıdakilerden hangisidir? Batı cephesine atamak, irade-i milliye bizi nereye götürüyor arkadaşlar? Şüphesiz Sivas Kongresi'ne götürüyor ki bu kongreden sonra damat Ferit hükümetinin de istifa ettiğini de hatırlatırım. Temsil heyetinin ilk siyasi zaferi olarak kabul ediliyor. Hangisi Anadolu'da gelişen milli hareketi destekleyen basın yayın organlarından biri değildir? Soru kökünün olumsuz olduğuna dikkat edin. Erzurum'daki Albayrak, Hadisat, Le Pais gazeteleri var ya, faydalı. Kastamonu'daki Açık Söz faydalı. TBMM'nin yarı resmi gazetesi Hakimiyeti Milliye faydalı. Minber gazetesi Atatürk'le Ali Fethi Okyar'ın birlikte çıkardığı gazetedir faydalı. Peyami Sabah, Alemdar gibi gazeteler zararlı ki KPSS'de, ÖSYM'de genelde bu popüler yayın organlarını kullanıyor. 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması'na ilgili yazılan bir makalede aşağıdaki ifadelerden hangisinin yer alması beklenemez. Arkadaşlar, Moskova'nın birinci İnönü Zaferi'nin bir sonucu olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu antlaşmayı anlatan bir makalede kapitülasyonlar ki kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk devleti Sovyet Rusya'dır değerli arkadaşlar. Batum taviz olarak verilmiştir değerli arkadaşlar. Rus varsa boğazlar var. Esirler mübadele edilmiştir ama bu antlaşmada azınlıklarla ilgili madde yoktur. Çünkü bizlerle Sovyet Rusya arasında problem olabilecek bir azınlık yoktu arkadaşlar. Tamam. Çarlık Rusya Ermenilere destek veriyordu. Sovyet Rusya değil. Evet. Mustafa Kemal'in başkomutanlık kanunu kullanarak Kurtuluş Savaşı'nın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkardığı ve Osmanlı Devleti'nin uygulanan avarız vergisine benzetilen kanun hangisidir? Değerli arkadaşlarım, Kütahya Eskişehir yenilgisinden sonra 5 Ağustos'ta Atatürk başkomutan oluyor. 8 Ağustos 1921'de başkomutan olarak tekalifi milli emirlerini yayınlıyor ve bedeli sonradan ödenmek şartıyla bazı ürünlere el konuluyor ki her alınan mal 3 ayrı deftere yazılmıştır. Tekalifi milliye komisyonları ilçe bazlı oluşturulmuştur. 3 ayrı yere not alınmıştır ve bunların parası da ödenmiştir değerli arkadaşlarım. Bir teknik bilgi vermek isterim. Tekalifi milliye Edirne bölgesinde, yani o Trakya'da uygulanmamıştır arkadaşlar. Niye? Çünkü o zamanlar daha orayı kurtaramamıştık. İşgal altındaydı arkadaşlarım. Tamam. Menü israfat, israfı engellemek. Menü müskilat, içki ve tütün kullanımını sınırlandırmak. Nisab-ı müzakere, meclis iç tüzüğüdür. Vatan hainleri için çıkarılan kanunda hıyaneti vataniye kanunudur arkadaşlar. Lozan Barış Görüşmeleri sürecinde İsmet İnönü Dışişleri Bakanlığı'na getirilmiş ve heyet başkanı seçilmiştir. Bu süreçte Yeni Türk Devleti'nde hükümet başkanlığına hangi devlet adamı getirilmiştir? Hükümet başkanlığına arkadaşlar Rauf Orbay geliyor. İsmet de Yusuf Kemal Tengirşekil yerine Dışişleri Bakanı oluyor ve Lozan'a gönderiliyor. Rauf Orbay Lozan'a gitmeyi çok istiyordu. Mondros'un onun üzerinde bıraktığı o kötü izlerimi silmek istiyordu ama Mustafa Kemal Atatürk buna engel oldu. Rauf Orbay'ın yaptığı hatalı antlaşmalar Rauf'un oraya gitmesindeki en büyük engeldi arkadaşlarım. Atatürk döneminde Türk milletinin bilinçli bir biçimde diline sahip çıktığının kanıtı olarak hangileri gösterilebilir? Şimdi bu ters bir soru, tehlikeli bir soru. Bilinçli bir şekilde dile sahip çıkmak. Bakın bir kere burada Bozkurt Lotus'la iki gemi çarpışıyor. Dille hiçbir alakası yok. Şunu eledik. İkisinde dil olayı var. Yalnız Bursa'daki olay ezanın Türkçe okunmasına karşı çıkan bir harekettir. Destekleyen bir hareket değil. Türkçe ezana karşı çıktığı için dile sahip çıkma olayı burada yoktur. Çok tehlikeli bir soru mantığıydı arkadaşlar, tamam. Hangileri dille ilgilidir? Türkçe ile dille ilgilidir 1-2. Ama hangilerinde Türk diline bilinçli bir şekilde sahip çıkılmıştır? Vagon lide çalışan bir personelin, Türk personelinin Türkçe konuştuğu için, telefonda Türkçe konuştuğu için yabancı müdür tarafından azarlanıp Türkçe'ye hakaret edilip adam işten çıkarılınca Türk Talebeler Birliği başta olmak üzere gençlik buna sahip çıkıyor. Bakın sahip çıkma arkadaşlar. Burada ise Türkçe'ye karşı bir hareket var. Tamam. Umarım anlatabildim. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Türk Devleti'nde laik ve ulusal kimlik oluşumu amacıyla gerçekleştirildi savunulamaz? Laik ve ulusal kimlik. Saltanatı kaldırmak. Şer'i hükümler yerine getirmek. Medeni kanun doğrudan laiklik.
Harf inkılabı ulusal kimlik oluşturmak anlamında değerlendirilebilir ama uzunluk varlık birimleri tamamen batı tarzına geçildiği için arkadaşlar, ki burada zaten uzunluk varlıkta laiklik olmaz. Batı tarzına da geçtiği için ulusal kimlikten de bahsedemiyoruz. Amaç neydi? Karmaşayı engellemekti arkadaşlar. Oldu mu? Ne diyor? 1932 yılındaki Türk Tarih Kurultayı'nda benimsenen, Atatürk tarafından da desteklenen Türk tarih tezi amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? Ulusal tarih anlayışı çok rahat yakalıyoruz. Türk tarihinin bütünlüğünü ortaya koymak, evet, ya Türk tarihi sadece Selçuklu ve Osmanlı'dan ibaret değil, eski Türkler de vardı diyerek Orta Asya tarihi de incelenmeye başlanmıştır arkadaşlar. Avrupa merkezi tarih anlayışını değiştirmek, evet arkadaşlar, çünkü öz kültür, öz tarih mantığı vardı. Dolayısıyla üçünü de alıyoruz. Değiştirmek diyor arkadaşlar, kabul etmek demiyor, dikkatli okumakta fayda var. Tamam. Ne diyor? Bankacılığa önem verilerek Atatürk'ün teşvikleriyle 1924 yılında kurulan ve ilk genel müdürünü Celal Bayar'ın yaptığı Türkiye Cumhuriyeti ilk özel bankası hangisidir? Çok güzel bilgiler vermiş. Bir bilgi de ben ekleyeyim. Türkiye'deki kumbara sistemi ve sigorta sistemini de başlattı Türkiye İş Bankası. Bu arada bir ek bilgi daha yine. İş Bankası 26 Ağustos 1924'te açılmıştır. 26 Ağustos Malazgirt ve Büyük Taarruz askeri zaferlerine işarettir. Burada da banka bu tarihte açılınca ekonomik zafere de işaret edilmiştir arkadaşlar. Erzurum Kongresi'ne alınan Kuvayi Milliye yetki, milli iradeye hakim kılmak esastır hükmü hangi ilkelerle ilişkilidir? Kuvayi Milliye bizi bağımsızlık mücadelesine, milliyetçiliğe götürür. Milli irade cumhuriyetçiliğe götürür. Ekonomiden bahsetmediği için bunu alamayız arkadaşlar. Çok net, basit bir soru. Cizre'yi işaretledik. İtalya'nın Akdeniz'deki tehditleri karşısında Türkiye, İngiltere, Yunanistan, Yugoslavya'nın 1936'da oluşturduğu ittifak Akdeniz Paktı'dır değerli arkadaşlarım. Akdeniz Paktı, tamam. Hani mesela ne olabilirdi? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya olsaydı İngiltere yerine Balkan Antantı olurdu. Tamam arkadaşlar. Bu arada Türkiye'miz Briand-Kellogg Paktı'na, Litvinov Protokolüne, Sadabat Paktı'na, Balkan Antantı'na, Akdeniz Paktı'na, Milletler Cemiyeti'ne, Cenevre Silahsızlanma Sözleşmesi'ne arkadaşlarım, artı Lyon Konferansı'na dahil olmuştur değerli arkadaşlar. Bunlara da dikkat. 1946 yılında Demokrat Parti'nin kurulmasıyla Türkiye'de yaşanan gelişmeler arasında hangisi yer almaz? Arkadaşlar, dörtlü takdirin CHP'den ayrılarak Demokrat Parti kurduğunu hatırlatmakta fayda var. Celal Bayar Adnan Menderes, Refik Koraltan, Mehmet Fuat Köprülü. Tamam. Toprak reformuyla topraksız çiftçi topraklandırma çalışmaları, CHP bunu düzenliyor. O ara kendi içinde bir bölünme oluyor ve bölünenler de Demokrat Parti'yi kuruyorlar. Arkadaşlar, A'daki bilgi biraz tekniktir. Gazete kapatma yetkisini hükümetten alarak mahkeme verilmesi doğrudur. Toprak mahsulleri vergisi kaldırılmıştır. Tek dereceli seçime 46'da geçilmiştir. Üniversitelere özellik verilmiştir. TRT ve üniversite anayasal anlamda 61 ile de özerk olmuştur. Arkadaşlar, değildir'i çok basit koymuşlar. 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla zaten biz kabine sistemine geçiş yapmıştık. Uzun bir soru. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını ilan eden devletler, Batı kültürünü tanıyan milliyetçi ve inkılapçı liderlerce idare edilmiştir. Bu devletlere Üçüncü Dünya ülkeleri denir. Sömürgeci ve ırkçı politikaları reddeden Doğu ve Batı bloklarına mensup olmayan devletlere bağlantısızlar denir. Bağlantısızlar hareketinin öncüleri arasında Yugoslav Mareşal Lider Tito, Mısırlı Arap milliyetçisi Cemal Abdülnasır ve Hindistan'da Nehru Bağlantısızlar Hareketi'nin öncüleridir. Bu formatta birebir KPSS sorusu var arkadaşlar. Ne diyor? Türkiye'nin 2009 yılında imzaladığı küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı mücadele vermeyi amaçlayan uluslararası antlaşma hangisidir? Burada sera gazını azaltmaktan bahsediyor. Türkiye 2009'da imzalamış. Bu nedir? Kyoto. Kyoto yerinde Paris İklim Sözleşmesi'ni bırakmıştır değerli arkadaşlarım. Peki, yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.